Üzüldük. Yalnız ve işsiz olmanız bizi üzdü. Hayat, ne yapalım? Beni asla ödeyemeyeceğim bir minnet borcu içinde bıraktınız. Her şeyden önce bir can borçluyum ikinize de. Ya vurup da kaçsaydınız? Şimdi ölmüştüm herhalde. Olur mu öyle şey? İnsanlığa sığar mı? Neler var? Vurur kaçarlar. Ölseniz bile vicdanları sızlamaz. Oysa siz şaşırttınız beni. Sizin gibi iyi insanları taradığım için galiba böyle bir kazaya sevineceğim. Aslında biz seviniyoruz sizi tanıdığımıza. Çok iyisiniz. Nerede olursam olayım, sizleri daima sevgiyle anacağım. Bir yerlerde olman şart mı abla? Evimiz hepimize yetecek kadar geniştir. Sağ olun. Daha fazla yük olmak istemem. Önce kendime bir iş arayacağım. Yaşlı, titiz, lanet ve kalp hastası bir iş adamına sekreter olmak istersen iş hazır. Lütfen kabul et abla. Maaş için merak etme. Ben babamın hakkından gelirim. Evet dersen çok seviniriz. Size hayır diyebilmek mümkün mü? İyi bir sekreter olmaya çalışacağım. İşe ne zaman başlıyorum? Hemen. Ben boş oturanı sevmem. Ayrıca işte ciddiyet isterim. İlaç saatlerimin bir dakika bile şaşmasını istemem. Oo! Babacığım sen de çok şey istiyorsun. Şimdi de bizi dinle bakalım. Senede 6 maaş ikramiye, 45 gün izin, fazla mesai ücreti, sigorta. Kız sen kimden yanasın? Daima işçiden yana baba. Ayrıca işe 10 gün sonra başlayabilir. Galiba daha başlamadan işten kovduracaksın beni. Niye 10 gün sonra Banu? Benim tatilim 10 gün sonra bitiyor. Ondan sonra ver elini İsviçre. Okulum açılıyor. Hazır senin kadar tatlı bir abla bulmuşken bırakır mıyım? Bu lafa akan sular durur. Bütün şartlarınızı kabul ettim gitti. Başka isteğiniz var mı bakalım? Patron bey, lütfen avansı da ihmal etmeyin. Sekreterinizin şık giyinmesi gerek. Senem, okulu bitirince babama yardım etmek istiyorum. Baban seninle ne kadar gurur duysa azdır. Bir çocuk gibidir babam. Çok severim. Annem öldükten sonra babama sevgim daha da arttı. Annemin acısından babamda bir kalp hastalığı kaldı. Çok üzülüyorum. Bunları anlattığın iyi oldu. Babana bir hasta bakıcı gibi bakacağım. Her tatil bitişinde buradan bir burukluk, bir korkuyla ayrılırdım. Babama emanet edeceğim candan bir dostum yoktu çünkü. Şimdi sen varsın abla. Gözün arkada kalmasın Banu. Babam benim için kutsal bir emanettir. Patron, ilacınız. Bakıyorum hiç şaşmıyorsun. Şaşmayacağım da. Bu ilaç eskiden acı gelirdi bana. Elinin tadından olacak. Değişti şimdi. Teşekkür ederim. Babacığım! İzin verirsen biz biraz dolaşacağız.
Şuna bak! Kız şimdiye kadar izin mi istedin benden? Kendim için değil, Gamze abla için. Ne de olsa patronusun. Patron mu? Şu patron lafından sıkıldım ha! Bir daha söylemeyiz öyleyse patron! Böyle yangından mal kaçırır gibi beni nereye götürüyorsun? Sırdır! Meraktan çatlatacaksın! Senden gizli hiçbir şeyim olsun istemedim! Sakladığım tek sırrımı da az sonra açıklayacağım! Öyleyse bas gaza! Sırrını feci merak etmeye başladım! İlahi Banu, sır söylemek için parklara gelmek biraz tuhaf değil mi? Şu yakışıklı delikanlıya bakarsan anlarsın tuhaflık olmadığını! Merhaba yakışıklı! Merhaba! Bak sana kimi getirdim! Çok, ama pek çok sevdiğim birini! Sizleri tanıştırayım! Genç kızların gözdesi Murat, dünyanın en tatlı ablası Gamze! Memnun oldum! Ben de! Bu deli fişek kızın sizin gibi ciddi bir ablası olduğunu bilmiyorum! Ben deliysem, sen zır delisin Murat! Doğru! Yoksa burada bir saattir seni beklemezdim! Sırrımı nasıl buldun? Mükemmel! Ama biraz kavgacıya benziyor! Üzüm üzüme baka baka kararır! Kavga konusunda Banu bir uzmandır! Sen hakem ol abla! Anlatın bakalım! Şayet rüşvet olarak kabul edilmezse size soğuk bir şeyler ikram edebilir mi? Çok makbule geçer! Banu zengin bir ailenin kızı, bense fakirim. Anlaşmazlığımız bu noktada başlıyor. Bence sevgi önemlidir çocuklar. Babası çok zenginse, Banu'nun ne suçu var bunda? Yaşa abla! Şu inatçıya haddini bildir! Ben haddimi bilmesem seni çoktan saçlarından sürükler nikah masasına oturturdum. Saçlarımdan sürüklemene gerek yok Murat! Çağır beni, dünyayı yıkıp sana geleyim! Belirli bir maddi rahatlığa ulaşmadan seni çağırmam. Oo! Demek ki 100 sene bekleyeceğiz! O kadar kabiliyetsiz miyim? Sadece bir keçi kadar inatçısın! Bana keçi dedin! Hem de inatçı! Yeter artık çocuklar! Kavgacılıkta berabere kaldınız! Hakem kararına itirazım yok Gamze Hanım! Kabahat bende zaten! Naz yapacağına üstüne gidiyorum! Seni deliler gibi sevdiğimi biliyorsun da ondan! Banu'yu babasından isterken sana yardımcı olurum Murat! Ünlü milyonerin söyleyeceği sözler şöyle olacak! Kızını serbest bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya! Zurnacı mısın Murat? Hayır, şarkıcıyım! Hayat çok zor, fakat yaşamak güzel! Seninleyken tatlı esen yel! Onun için ne olur hep yanıma gel! Sev beni, sev! Hayat çok zor, fakat yaşamak güzel! Sensizken acı esen bir yel! Onun için ne olur hep yanıma gel! Kal benimle! Seni görüp vuruldum, koşa koşa yoruldum! Aradıklarımı ben sende buldum! Kapına bir kul oldum, her geçen bahar gibi sararıp soldum. Şımarık ne olacak? Etrafında o kadar kız hayranı var. Murat'ın gözü senden başkasını görmüyor. Sana şimdiden müjdeleyebilirim. Murat ünlü bir şarkıcı olacak ve de zengin. Murat zengin olunca ben ona hayır diyeceğim. Görür o gününü. Hayat çok zor, fakat yaşamak güzel. Ayırmadıkça bizi ecel. Sevmemiştim kimseyi senden evvel. Deliler gibi. Hayat çok zor, fakat yaşamak güzel. Ayıracak olursa ecel. Son bulur beklenen her türlü emel. Gönlümde seni görüp vuruldum, koşa koşa yoruldum. Aradıklarımı ben sende buldum.
geçen bahar gibi sarılıp soldum. Seni görüp kuruldum, koşa koşa yoruldum. Aradıklarımı ben sende buldum. Gele gide yoruldum, kapına bir kul oldum. Her geçen bahar gibi. Sırrımı açıkladım. Şimdi sıra ikincisine geldi. Onu da herhalde bir dağın tepesinde söylersin. Hayır, yarın evde. Affedersin, kıymetli bir bardaktı. Boş ver bardağı. İkinci sırrım pek hoşuna gitmedi galiba. Bardağı elinden düşürecek kadar heyecanlandın. Heyecanlanmak değil Banu. Öyle bir şey söyledin ki müthiş şaşırdım. Şaşkınlığın geçince, cevabın evet mi olacak, yoksa hayır mı? Şey... bilmem ki, ne söyleyeceğimi şaşırdım. Baban da yukarıda meraktan ölüyordur. Vereceğin cevap onun için çok önemli abla. Çalışkan, dürüst, müşfik bir insandır. Babam diye söylemiyorum, yakışıklı da sayılır. Haklısın Banu. Ayrıca şıp sevdi değildir. Annemi kaybedeli 15 yıl oldu. Bugüne kadar hiçbir kadınla ilgilenmedi. Sen hariç tabii. Ben ikinci hayatıma sizinle başladım Banu. Yeniden doğdum. Dünyada hala daha iyi insanların yaşadığını sizde gördüm. Ama sokaktan gelen bir kadına çok büyük şeyler vermek istiyorsunuz. Açıkçası korkuyorum Banu. Korkma ablacığım. Sen bizim evimizde esen bir mutluluk rüzgarısın. Çok sevdik seni. Babamın evlenme teklifine evet dersen, babamla bana dünyaları bağışlamış olursun. Babanla ikiniz beni tertemiz dünyanıza davet ediyorsunuz Banu. Hayır diyebilir miyim? Canım ablacığım, pardon anneciğim. Vallahi şaşırdım. Kaşla göz arasında babanla Gamze'nin arasını buluverdim. Bir de bize bir çöp çatan çıksa. Çok mutlular Murat. Gamze babama sanki bir çocukmuş gibi iyi bakıyor. Üstelik çok sağlam kız. Geçenlerde asılan bir aile dostumuzu tokatladı. Sen olsaydın adamı öldürürdüm. Bu gidişle galiba ben seni öldüreceğim. Çok mu kızıyorsun? Çok seviyorum. Her şey çok güzel değil mi? Ben senden başka güzellik tanımıyorum. İltifat mı ediyorsun? Yoksa yeni planın sözlerini mi mırıldanıyorsun? Yeni şarkımda sadece sen varsın. Seni anlatıyorum denilebilir. Çok tutacağını sanıyorum. Plan çıkınca bana neticeyi bildir. Hı hı. Hı, tamam. Evet. Evet, evet. Olur. Olur. Güle güle. Buyurun beyler, sizi dinliyorum. Abbas Bey'in selamlarını getirdik. Sağ olsun, benden bir isteğim var. Evet, haber gönderdi. Köprü ihalesine sakın girmesin dedi. Girersem ne olurmuş? Sıhhatim bozulur bey. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Havlayan köpek ısırmaz bey. Biz senin iyiliğin için geldik. İhaleye girersen başına bir iş gelebilir. Yazık olur sana. Defolun! Abbas denen köpeğe verilecek kemiğim yok benim. Ondan da, kiralık katillerinden de korkmuyorum. Defolun dedim size! Heyecanlanma bey! Kendi düşen ağlamaz. Ölüm emrini sen kendin verdin. Defolun! Defolun dedim size! Senin aklını oyup bisiklete bindim. Korkarım seksekte oynamak istersin. Fena fikir değil. Çocukluğumuzu yeniden yaşarız. Zaten hala çocuksun. Biraz olgunlaşsan iyi edersin. Çocuksa halinle daha şirin olup dikkati çekiyorsun, bozuluyorum. Kıskandığına bakılırsa seviyorsun beni.
Aman ne zeka! Daha yeni mi anladın güzel budala? Teşekkür ederim. Şurada iki günüm kaldı. İyi geçin benimle. Yarın babam bir veda partisi veriyor. İşte bunu anlamıyorum. İnsan sevdiğinden ayrılırken üzülür. Oysa veda partisinde eğlenilir. Senin güzel hatırın için biz de eğlenmeyiz, oturup hüngür hüngür ağlarız. Ya, buldun saf çocuğu, geç bakalım gırgırını. Laf karıştırma. Geliyor musun onu söyle. Hayır desem kavga edeceğiz. Artık seninle dargın ayrılmak istemiyorum. Takılan arabaya izimizi kaybettir yeter. Anlayamadığım bir şey var, neden kaçıyoruz? Bir ihale işi vardı, girmiyorum diye iki tane fedayı göndermişler. Gözdağı vermek için. İki tane uyuzitten kaçarsam herkes güler bana. Onlar bizden kaçsa daha iyi olmaz mı? Sen kilitle kapıları. İn aşağı moruk! Oğlu varken niye babası insin aşağı ha? Bir daha karşıma çıkayım demeyin, çekin arabanızı buradan hadi! Sayenizde biraz idman yaptık, iyi oldu bey amca! Sağ ol evlat, benim için hayatımı tehlikeye attın. Yok canım, onların üçü de palavracı. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Sen de zamanında yetiştin. Ama ben doktor değil, şoförüm bey amca. Şu külüstürde çalışıyorum. Patronum da lanet herifin tekidir ha. Daha az lanet bir patronla. Ama daha çok ücretle çalışmak istersen ver 50. Peki ama ne iş yapacağım? Biraz şoförlük, biraz da muhafızlık. Senin gibi birine ihtiyacım var delikanlı. Kabul mü? Kabul. Davetime geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gurbet ellerde sizin dost yüzleriniz en büyük tesellim olacaktır. Böyle duygulu konuşursan bizlere veda partisinde gözyaşı döktüreceksin yavrum. İsmi lazım değil. Bir arkadaşım da duysa memnun olurdu hani.
Sevgili dostlarımız, aramızda bulunan genç sanatçımız Murat'tan bir veda şarkısı rica ediyoruz. Bravo! Ama Murat böyle bir isteği geri çevirmeyecek kadar naziktir. Hep senin başının altından çıkıyor bunlar. Sağ ol Murat. Bize yeni bestesini okuyacakmış. Ama bunun acısını çıkartırım ben senden. Arzu edersek ikinci bir şarkı daha söyleyecekmiş. Güzeldir bütün sevgiler, süsler tatlı yalanlar ve güzel sözler. Sevgi denen bu oyun böylece sürer, sonunda birkaç anı ile İstesem inan artık kaçamam, ama hoşlanmıyorum desem de yalan. Yer etmiştir içimde benim bu yaşam. İşte ben böyle gelmiş böyle giderim. Murat. Heyecandan değil, öfkeden. Ne olur kızma. Ayrılırken seni içimde, sesini kulaklarımda duymak istedim. Bu delikanlıyı gözüm tuttu Gamze. Fena çocuğa benzemiyor. Ama biz gene de dikkatli olalım. Evimize uğur ve mutluluk getirdin Gamze. Az kalsın unutuyordum. Sana aldığım düğün hediyeni göstereyim, gel benimle. Sana layık değil ama Gamze. Şahane! Rüyalarımda bile göremeyeceğim şeyler verdiniz bana. Ama ben araba kullanmasını bilmiyorum ki. Usta bir hocan olunca çabuk öğrenirsin. O da hazır yavrum. Hey muhafızım, neredesin? Karıcığım, sana bu delikanlıyı tanıtayım. Beni bir beladan kurtardı. En önemlisi yanımda çalışmayı kabul etti. Adı Fikret'tir. Memnun oldum. Sana karım Gamze'yi tanıtayım evlat. Ona araba kullanmasını öğretirsen çok sevinirim. Elimden geleni yaparım patron. Merak etmeyin Fikret Bey, sizi yormayacağım. Gidelim hayatım, misafirlerimiz yalnız kaldılar. Thank you.
Hani Fikret, zengin olacağız diyordun, hani? Bu evin kirasını bile zor ödüyorsun. Yarın evlenip çocuğumuz olsa ne yaparsın? Hı? Gencim, güzelim, her şeyi istemek benim de hakkım. Zengin insanlardan farkım ne? Ben de zengin olmak istiyorum. İyi giyinmek istiyorum. Her şeyin başı para Fikret. Gezmek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Zengin yerlerde olmak istiyorum. Hani, nerede, neyim var? Bir külüstür arabayla mı bana bunları vereceksin? Seni çok seven bir kalbim var, inan. Yetmiyor bana bu sevgi, yetmiyor! Pekala, istediğin her şeyi alacağım sana. Her zaman söylediğin şey. Neyle? Olmayan paranla mı? Sevgilim, bu mektubu yazmadan evvel çok düşündüm. Ben hayattan korkan bir kadınım. Seninle beraberliğimiz devam edemezdi. Yarınlarımı garanti edebilecek durumda değilsin. Bana kızma, anlayış göster. Hayatta istediğim yere gelebilmek için her şeyi göze aldım. Seni severek, içimde taşıyarak ayrılıyorum. Beni affet sevgilim. İstediğin şeyler bunlar mıydı? Söyle, bunlar mıydı? Al! Al işte! İstediğin her şeyi al, al! Merhaba. Tahmin ettiğim gibi seni de uyku tutmamış. Seni kolundan tutup atmadan çık git odamdan. Beni odandan atabilirsin. Ama içinden atamazsın Fikret. Kader bizi tekrar birleştirdi. O kadere sadece lanet ederim ben. Nefret aşkın yardımcısıdır. Bana kızdığın ölçüde de seviyorsun. Eski günlerimize dönebiliriz Fikret. Eski günlerimi de seni de mezara gömdüm ben. Uzak dur benden. Her şeyim var şimdi sevgilim. İstediğim yere geldim. Tek istediğim sensin. Seni yeniden kazanacağım. Uykun mu kaçtı sevgilim? Biraz hava aldım. O da çok sıcak geldi bana. Oysa ben de üşüyordum. Yaşlılık tabii. İlacını vereyim sana. En çok senin için üzülüyorum Gamze. Yarım bir erkekle evlenerek hayatını kararttın. Benim hayatım sizinle başladı, mutluyum. Her kadın mutluluğunun yanında sağlam bir erkek ister. Sen bana yetiyorsun. Yarın erken kalkıp Banu'yu yolcu edeceğiz. Allah rahatlık versin. Sana da karıcığım. Dikkat dikkat! Yolcuların günlük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim.
attention, please. Passenger requested for the customs and baggage control, please. Kolay gelsin. Sağ ol. Sana kahvaltı hazırladım. Zahmet etmişsin, kahvaltımı yapmıştım. Ama bu çaya hayır demem. Sana hizmet etmekten zevk duyarım. Sen ne arıyorsun burada? Fikret'e kahvaltı getirmiştim de. Çok çabuk senli benli olmuşsunuz. Beni ilgilendirmez. Ama sen ev sahiplerine hizmet edeceksin. İşçilere değil. Başüstüne efendim. Ne zamandan beri hizmetçi parçalarıyla ilgileniyorsun? Kadınların dış görünüşlerine aldanmamayı öğrendikten sonra ruhu güzel bir hizmetçi birçok hanımefendiden daha değerlidir benim için. Sevgi dolu bir sitem. Memnun oluyorum. Çünkü beni hala seviyorsun. Sana kendimi affettireceğim. Buna vaktin olmayacak çünkü işi bırakıyorum. Çok üzüldüm evlat. Sana güvenmiştim, beni yarı yolda bırakıyorsun. İstemezdim ama ne yapayım ki, mecburum. Sebep ne? Maddi olanakların arttı. Seni şoförüm gibi değil, evladım gibi seviyordum. Ayrılman için sebep ne? Sebep... öyle önemli bir sebep de yok. Madem ki öyle, seni bırakmıyorum. Yürekli bir delikanlısın, sana ihtiyacım var. Hasımlarım senin korkundan beni rahat bıraktılar. Bu yaşlı patronunu gene kurtlara yem edeceksen... yolun açık olsun evlat. Etmeyeceksen... işte arabanın anahtarları. Bir daha sefere istifamı mektupla yazacağım. Sana hayır demek çok zor patron. Bağışlayın hanımefendi. Ne olur sokağa atmayın. Seni kovuyorum. Çabuk pılını pırtını topla, defol. Ayaklarınızı öpeyim Gamze hanım. Defol dedim sana. Defol! Namusuna bu kadar düşkün bir patronu çeyle çalışmak çok zormuş meğer. Anlamazlıktan gelme. Seni kıskanıyorum. Şimdi de bir hanımefendi değil, kiralık bir kadın gibi konuşuyorsun. Hayır sevgilim. Seven bir kadın gibi konuşuyorum. Evli bir kadın ancak kocasını sevmeli. Ben seni seviyorum. Seni istiyorum. Bunu daha önce düşünseydin. Düşünemezdim. Seni bu kadar sevdiğimi bilseydim... bırakır mıydım? Seni terk eder miydim? Korkma bak. Gözlerime bak. Sen de beni istiyorsun. Yıkılan gururun aramıza girmemeli sevgilim. Sen benim kanıma... iliğime işlemişsin. Her şeyi bırakırım sen istersen. Yalnız senin kadının olurum. İkinize de kırgınım baba. Ben sizleri öylesiye severken bir mektubu esirgiyorsunuz. Ayrıca merak ediyorum, sıhhatin nasıl? Bana vakit ayıramayacak kadar birbirinizle doluysanız lafım yok. İkinizin mutluluğu en çok beni sevindirir babacığım. Sizleri çok özledim. En çok sana sitem etmiş Gamze. Bir şey mi dedin? Mektubu dinlemedin mi? Dinledim tabii. Mektup yollamadık diye kırılmış. Banu haklı. Ben uzunca bir mektup yazıp gönlünü alırım. Yaşa karıcığım. Hadi sen derse geç kalma. Ehliyet imtihanı için günler yaklaşıyor. Çok ilerledim kocacığım. Hocam iyi öğretiyor. İlk girişte ehliyetimi alacağım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Thank you.
Neyin var sevgilim? Tahammülüm kalmadı artık. Kendimden iğreniyorum. Çatısı altında oturduğumuz, ekmeğini yediğimiz adama ihanet etmek çok korkunç geliyor bana. Çok korkunç. Üzülme. Bir çıkar yol bulacağız elbette. Bir tek yol var Gamze. Her şeyi anlatırsın kocana ve benimle gelirsin. Aksi halde ben yokum. Evli bir kadınla ilişkimi devam ettiremem ben. Peki sevgilim, söz veriyorum işte. Bana bir iki gün müsaade et. Bundan sonra evli bir kadınla değil, dul bir kadınla sevişeceksin, yemin ederim. Alo, buyurun. Tarık Bey toplantıdalar efendim. Kendilerini rahatsız edemem. Ha, bir saniye. Kim aradı diyelim efendim? İyi günler. Telefon efendim. Kim arıyor? Bir dost olduğunu söylüyor. Alo, ben Tarık, buyurun. Alo. Alo. Bu yaptığınız iğrenç bir iftiradır. Alo, alo. Alo, alo. Kötü bir şey mi oldu Tarık Bey? Yok, hayır. Ev arayın lütfen. Durun. Aramayın, ben giderim. Genç ve sağlıklıyız hiç olmazsa. Beni arkamdan vurdunuz köpekler! İkiniz de öldüreceğim! Saatte gelmesi tuhaf. Mutlak biri haber vermiştir ona. Ben haber verdim. Telefon ettim ona. Nasıl yaparsın bunu, neden? İkimiz için yaptım. Beni suçlama. Mutlu olmamız için, paraya ihtiyacımız vardı. Bir insanın ölümüyle mutluluk sağlanmaz. Başka bir şey düşünseydin. Hayır, hayır! Hayatta çok acı çektim ben. Çok aç kaldım. Başkalarının mutluluğunu kıskandım hep. Senden ayrıldıktan sonra erkek avına çıktım. Bana her şeyi verecek zengin bir erkek aradım. Tarık'ı seçtim. Günlerce takip ettim onları. Hep kızıyla beraberdi. Başvuracağım son çare buydu. Hayatın bağısına arabasının altına atacaktım kendimi. Planımda muvaffak olmuştum. Artık zengindim. Ama hesabımda bir yanlışlık yaptım. Aşka susamış vücudumun bir erkeğe ihtiyacı vardı. Yazık sana, çok yazık. Suçlu biz miyiz? Parayla satın aldığı için kocam da suçlu değil mi? Onu sen öldürdün. Suçlu yalnız sensin. Polise eski aşığım olduğunu, Tarık'ı beraber öldürdüğümüzü anlatırım. Sana inanmazlar. Milyoner Tarık Bey'in karısına bir şoförden daha fazla inanırlar.
Delirme Fikret! Bu ev, fabrikalar hepsi bizim! Aklını başına topla! Ne iş yapıyorsun? Hı? Şoför! Günde 200 lira kazanan bir zavallı! Oysa biz burada ayağımızı uzatsak dahi fabrikadan her gün yüz binlerce lira gelecek! Hepsi bizim! İkimizin sevgilim! Artık ayrılmayacağız! Ölünceye kadar seninim! Başımız sağ olsun yavrum, ne denir baş? Murat! Son bir kez göremedim onu! Ağlama babam! Baban senin üzülmeni hiç istemezdi. Şimdi daha güçlü, kuvvetli olmalısın. Canım babam benim! İnanamıyorum bir türlü! Sanki kapıyı açıp içeri girecek sanıyorum! Sevilenler ölmez Banu! Tarık içimde daha çok yaşıyor şimdi! Anlıyorum! Allah'tan sen varsın anne! Seninle babamı daha çok yaşayacağım! Benim tesellim de sensin Banu! Babamı hastaneye siz götürmüştünüz değil mi? Evet küçük hanım, ama ne yazık ki babanızı kurtaramadık! Sen gittikten sonra Banu, Fikret Bey babanın adeta sağ kolu olmuştu. Rahmetli kendisini fabrikalarına müdür yapacaktı. Hayır küçük hanım, izin verirseniz istifa etmek istiyorum. Lütfen Fikret Bey, babamın kurduğu dünyayı bozmayalım. Madem ki sizi müdür yapmak istemişti, onun arzusunu yerine getirelim. Bunu özellikle rica ediyorum. Babamın arzusu, benim için vasiyeti demektir. Yönetim kurulu başkanı olarak, Fikret Bey'in, şirketimizin genel müdürü olmasını teklif ediyorum. Kabul edenler, ya da etmeyenler. Kabul! 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 Ben hayır diyorum Banu Hanım. Kimliğini, yeteneğini bilmediğimiz biri için önemli bir mevki teklif ediyorsunuz. Sözünü ettiğiniz kişi babamın dostuydu. Bu kadarı benim için yeterli. Unutmayın, sizi de şirkete babam almıştı. Kabul edilmiştir. Karar defterine geçilsin ve imzalansın. Teşekkür ederim. Gözlerimde titreşen damla damla yaşlarla karşına çıkacağım en ümitsiz olduğun anda. Sözümüz böyle miydi? Hemen ayrılacak mıydık? Erişilmez aşkımızı unutacak mıydık yoksa? Devam edin çocuklar! Merhaba Banu! Merhaba! Neden yarıda bıraktın? Aç ayı oynamazdı ondan! Hiç de ayıya benzer bir halin yok! Seni şimdi kolundan tutup zorla yemeğe götürürsem birazcık benzerim!
Artık sandviçli günlere paydos. Cebimiz para gördü bana. O günlerin bir başka tadı vardı Murat. Sen bir de bana sor. Yanımda milyoner kızı var, biz bu oyuna sandviçe talim ettirdik. Ben memnundum, mutluydum. O günlerin tatlılığı, unutulmazlığı sendin Banu. Şarkıcı olacağıma şimdi bir palyaço olmak isterdim. Seni güldürebilmek için. Sen olmasaydın ne yapardım bilemiyorum Murat. Anlatması çok güç bu acıyı. Ölüm Allah'ın emri Banu. En büyük acıları veren sabrını da veriyor. Yaşam sürüp gidecek. Gerçek bu. Haklısın. Senin yanında acılarımın hafiflediği de bir gerçek Murat. Palyaço olmama gerek kalmadı öyleyse. Şarkıcılığa devam. Senin için yaptığım şarkı liste başı oldu Banu. Altın plak aldım. Ummadığım kadar çok para geçti elime. Paranı çarçur etme. Biz gene eskisi gibi sandviçe talim edelim. Gerek yok Banu. Güzel bir ev, yeni eşyalar filan aldım. Annemi görme, sevinçten uçuyor. Sahi annen nasıl? Sıhhat iyi mi? Bunları niye kendisine sormuyorsun? Hadi bakalım, doğru anneme. Çok şükür Allah'ıma bu günleri de gösterdi. Rahata erdik oğlumun sayesinde. Güle güle oturun Seher teyze. Hayırlı olsun. Sağ ol yavrucuğum, senin beğendiğine çok sevindim. Nasıl olsa günün birinde sen oturacaksın. Ben mi? Sen ya. Oğlum bu eve senden başkasını gelin getiremez ki. Anne! Yabancıların yanında aile sırrımızı açıklamasana. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen değil misin Banu'dan başka laf etmeyen? Şöyle seviyorum, böyle iyi kız diyen ha? Anne, eyvah! Üzülme Murat, bu sır hayat boyu aramızda kalacak. Oh be! Rahatladım şimdi. Çünkü senin ağzın sıkıdır. Senden başkası seni deliler gibi sevdiğimi de bilmiyor Banu. Murat, neler söylüyorsun oğlum? Hiç anne, saçmalıyorum sevinçten. Sevinç insanı acıktırır. Yemek hazırlayayım bari. Seher teyze! Zahmet etme. Oğlum bana güzel bir ziyafet çekti. Afiyet olsun kızım. Ama sen şimdiden anne demeye alışsan iyi olur. Söyle dinliyorum. Ne konuşacaksın benimle? Yarınlarımızı. Artık hep yanımda olmanı arzu ediyorum. Daha açıkçası kocam olmanı istiyorum. Çıldırmışsın sen, daha zavallı kocanın cesedi soğumadan. Sakin ol sevgilim. Herkes kendi hayatını yaşar. Benim gibi genç ve güzel bir kadın, moruk kocasının matemini bir ömür boyu tutamaz. Sen yitirmiş olabilirsin Gamze. Ama ben utanma duygumu henüz yitirmedim. Benimle sevişirken düşünseydin, o zaman utanmıyordun. O anı hatırlatma bana. Bize bakan gözlerini bir türlü unutamıyorum. İğrenmişti, nefret doluydu gözleri. Öldüğüne hala inanamıyorum. Yazıhanesine edilen telefondan sonra bizi ateşli posta görünce kalbi dayanamadı. Ben de dayanamıyorum, uzaklaşacağım senden. Oh, hayır, beni bırakamazsın. Temize de çıkamazsın Fikret. Biz büyük bir günahın iki ortağıyız. O gün dostu olduğunu söyleyen bir kadın aradı babanızı. Peki kim olduğunu söylemedi mi? İsim vermedi mi? Hayır, yalnız söylediği şeyler çok önemli olmalıydı. Rahmetli sanki şok geçirir gibi oldu, fenalaştı. Bilseydim o şahsın babanızla konuşmasına engel olurdum. Son günlerde şaşılacak kadar iyiydi baban. Beni ümitlendirmişti. Bir ameliyatı bile düşünüyordum. Sizce ölümüne ani bir şok mu sebep oldu doktor? Hiç beklemediğim bir şok dersem daha doğru olur. Ancak şoklara, krizlere karşı babanız tedbirliydi. Üstünde, iş yerinde, evinde, hatta arabasında bile trinitrin hapları bulunurdu. Babam haplarından almamış mıydı doktor? Hayır, dilinin altında trinitrin hapı yoktu. Oysa öldüğü gün yanında karısı bulunuyordu. Telaşa kapılıp hapı vermemiş herhalde. Hanımefendi korkunç üzgündü. Babanıza sevgisi gerçekten çok büyükmüş kızım. İlacını alabilseydi babam kurtulur muydu doktor? Kesin cevap veremem ama %90 krizi atlatabilirdi. Ne diyelim kızım, şanssızlık. Ya da bir cinayet.
Yemeğe başlamak için seni bekledik şekerim. Hoş geldiniz Banu Hanım. Sana sormadan karar vermek istemedim Banu. Ne de olsa kızım sayılırsın. Genç bir kadınım, erkeksiz yaşamak güç. Acaba Fikret'le evlenmeme karşı gelir misin? Karşı gelirsem evlenmeyecek misiniz? Çok anlayışlı olduğun için böyle bir ihtimali düşünmedik. Yani kararlısınız. Evet. Bazı şeyleri anlatmak çok güç Banu. Ama yapmak çok kolay değil mi? Sana adını, şerefini veren babama karşı çok insanca bir davranış. İkinizden de tiksiniyorum. Milyonlar hatırına bu kadar hakarete dayanılır tabii. Sevgilim, evlenmemiz için hiçbir engel kalmadı. Bugün nikahları kıyıldı. Gamze'yi sevdiğim için utanç duyuyorum şimdi. Sen her zaman gerçekçiydin yavrum. Gamze genç, güzel bir kadın. Ve bir akrep kadar da iğrenç. Onunla aynı çatı altında yaşayamam artık. Banu. Yüzlerce kişinin önünde rahatlıkla şarkı söylüyorum. Ama senin karşında dilim filan tutuluyor. Gözlerine bakınca... En iyisi gözlerinin tutsaklığından kurtulmak. Yeni şarkının sözleri mi bunlar? Hayır. Evlenme teklifine giriş taksimi. Murat! Dur biraz. Aklımı karıştırma. Sana çok şey vaat edemem. Ama sonsuz bir sevgi vaat edebilirim. Sonra... Öf be, çuvallamaya başladım. Bana bak, sen benimle evlenir misin? Murat! Şimdiden kapışmayalım, çeyiz filan istemem. Evleninceye kadar annemle birlikte kalacaksın. Ya sen? Bizim çocuklarla otelde kalırım. Hem bekarlığa veda etmem lazım. İzin verirsen azacağım. İzin verdim Murat. Ne zaman gelirsin bize? Önce annenle konuşman gerek. Oo, çoktan bitti o iş. Annemin gözü yollarda seni bekliyor. Hemen hazırlanırım. Akşam 8'de telefon edersin. Artık o evde kalmak istemiyorum. Oldu. Evet, burası. Banu Hanım odasında, bir saniye. Oh. Telefon, seni arıyorlar. Hı. Alo? Evimize bir melek gelecek diye annem de bir telaş, bir hazırlık ki sorma. Sevinçten göklere uçuyor. Hemen gelip alayım mı seni? Vakit bir türlü geçmek bilmiyor. Alo? Alo, Banu niye cevap vermiyor? Alo? Hayır Murat. Çok acele karar verdik. Bence... evlenmemiz sakıncalı. Burada kalacağım. Anlayamadım Banu. Ne demek oluyor bu? Hoşça kal. Bir daha ararsa, evden çıktığımı söyle ona. Tamam mı? Ayrılmama kararına çok sevindim. Kendi mutluluğum için evimizden kaçıyordum baba. Şimdi gerçeği öğrenmek için kalacağım. Günahlarının bedelini ağır ödeyecekler. Yemin ederim babacığım. Onları kendi günah silahlarıyla vuracağım. Çekilin be, defolun, defolun diyorum size. Bize küfür etsen de, dövsen de seni bu halde bırakmayız. Sağ olun çocuklar.
Özür dilerim. Boş ver, neden komaya girdiğini biliyoruz. Neden gidip Banu'yla karşılıklı konuşmuyorsun? Doğru. Haklısın. Mutlaka konuşmalıyım. Banu! Biz pikniğe gidiyoruz, istersen sen de gel. Bu fırsat kaçar mı? Tabii! Banu, seninle konuşmam lazım. Konuştuk sanırım. Konuşmadın, alay ettin benimle. Lütfen git Murat, bir gün her şeyi izah edeceğim. Anlamıştım istemediğini. Bir de ağzından duymak istedim. Şarkıcıya iyi bir ders verdim. Teşekkür ederim zengin kızı. Babacığım! Beni biraz sallar mısın? Baba! Bitmedi mi Banu? Bitti de, bir kat daha geçiyorum. Niçin kuaförde yaptırmıyorsun? Boşuna zaman kaybı. Ha, bana servis koyma. Yemeği dışarıda yiyeceğim. Sonra da bir gece kulübü. Ha, siz de gelsenize. Fena olmaz, geliriz. Çok sevinirim. Maalesef yalnız gideceksin Banu. Fikret tiyatroya gideceğimizi unuttu galiba. Unutmadım da, vazgeçtim. Saçmalama! Sen istersen gelme Gamze, ben Banu'yla giderim. Ne münasebet! Hazırlanıp ben de geliyorum. Sevgili anneciğim! Niye kızdılar acaba? Çifte benzemiyorsunuz. Sanki birbirinizden bıkmış gibi bir haliniz var. Sana öyle geliyor şekerim. Oysa biz sevgimizin doruğundayız. Sizi büyük sevginizle baş başa bırakayım. Canım dans etmek istiyor.
Nereye? Dans etmeye. Fazla soru sormaya başladın Gamze. Babacığım. Bana bir daha baba deme. Eğer Fikret dersen çok sevinirim. Sen öyle istiyorsan öyle derim. Fikret. Fazla, çok fazla ilgi gösteriyorsun Banu'ya. Ne yapayım, babalık görevimi yapıyorum. Korkuyorum Fikret. Bu kız birden değişti. Tam anlamıyla bir dişi kız geldi yerine. Kızlar da büyür Gamze. Banu şimdi en güzel yaşında. Daha da serpilecek, güzelleşecek. Daha da tehlikeli olacak yani. Ne demek istiyorsun? Anlamaya çalış. Sanki bir şeyler sezinlemiş gibi, babasının ölümünden bizi sorumlu tutuyor. Yeter, kes artık sesini! Sorumlu tutsa da bunda haksız değil. Günahının bedelini bir gün er geç ödeyeceksin. Maziyi unut, hiçbir açık vermedik. Kocam kalp krizi geçirdi ve öldü işte, o kadar! Yat artık oğlum, kaç gecedir uyumuyorsun? Elimde değil anne, inanamıyorum bir türlü. Ben de inanamıyorum oğlum. Benim tanıdığım Banu bu kadar çabuk değişmez. Acısı çok büyük, biraz sabırlı ol, bekle çocuğu. Bir şeyler dönüyor anne. Ne olduğunu bir anlayabilsem... İnan bu kadar acı çekmeyeceğim. Fikret? Evimin körü şişe kırıldı, duymadın mı? Niçin sinirlisin Fikret? Ne oldu bize? Benden kopuyorsun her geçen gün. Kopuyorsam sebebini kendinde ara. Fazla rahatsız edici olmaya başladın, dikkat et biraz. Sen de dikkat et Fikret. Ben her şeyi senin sevgin için yaptım. Daha fazlasını da yaparım. Benden kopmazsan tabii. Dönüşte beni alır mısın sevgilim? Şoförün değil, kocan olduğumu unutma. Her lafım batıyor sana. Maksadım senin yanında olmak Fikret. Uzatma, ne kadar işim var berberde? 2-3 saat sürer. 2-3 saat mi? İyi, ben de ancak işlerimi bitiririm. Güle güle sevgilim.
Alo! Oo, sen misin Fikret? Merhaba Banu, Gamze'yi kuaförüne bıraktım. Yalnız kalınca çok sıkıldım, birlikte bir yerlere çıkalım diyecektim. Ne dersin Banu? İyi olurdu. Ama işim var, dışarı çıkamam. Sen gel, bir saate kadar bekliyorum. Bay bay! Alo, buyurun. Bir dakika, çağırayım. Murat, telefona bak. Alo, buyurun, ben Murat. Yıktığım gururunu yüceltmem için açtım. Seni çok, ama çok seviyorum. Bazı şeyler var ki, zamanı gelince öğreneceksin. Sen, taptığım, sevdiğim tek insansın. Bunu bil. Ve seni her zaman seveceğim. Beni yalnız bırakma. Sana her zaman ihtiyacım var. Güle güle. Yaramazlığın sonu budur işte. Yaramaz ama çok güzelsin Banu. Nazarın değdi, bileğim burkuldu. Bilirsin, sevenlerin nazarı değmez. Sevseydin, edebiyat yapacağına bileğimi tedavi ederdin. Of, çok acı! Geçti, teşekkür ederim. Niye gülüyorsun? Halimize! Tıpkı memnun meyveyi paylaşan Adem'le Havva gibi. Alo, buyurun. Bir dakika çağırayım. Gamze Hanım telefon. Peki. Alo! Buyurun, ben Gamze. Kimsiniz? Bir dost, hocanız hakkında konuşacaktım. Şu anda evinizde üvey kızınızla birlikteler. Sanırım kocanızın ilk ihaneti olmayacak bu. Alo! Evet, kötü bir haber mi Gamze abla? Hayır, beklediğim bir haber. Aman azlandın ha, sana ihtiyacı varmış oğlum. Git getir işte onu. Bu sefer gelmesin bakayım. Öyle bir getireceğim ki, hem de döve döve. Aşağıda seni bekliyordum. Senden çok hoşlanıyorum Banu. Beni çılgına döndüren ilk kadınsın. Artık oyun bitti. Ne oyunu? Anlamadım, ne demek istiyorsun? Babamı öldürürken oynadığınız oyunları biliyorum. Her şeyi biliyorum. Katiller! Katiller! Banu! Banu! Bırakmam artık seni Banu! Sen de beni seviyorsun. Kaçma! Benden hoşlanıyorsun. Her şeyi babam için yaptım. Sevmiyorum seni. Ayrılamıyorum. Kaçma benden. Bırak beni, yalan dersi! İkiniz için bir dünya kuracağım. Sevgilim, ne olur kaçma, dur. Gamze'den kurtulması kolay olacak. Ne olur? Bırak kızı! Öldürdüğümüz adamın önce karısına, şimdi de kızına zorla sahip çıkmak istiyorsun. Öldürdüğümüz değil. Her şeyi sen hazırladın. Öldürdüğüm dersen,
Çok daha doğru konuşmuş olursun. Hayır. Polis bana inanacak Fikret. Tabanca senin. Parmak izlerin var üzerinde. Gazeteler sevgilisi Banu'yu öldürdükten sonra intihar eden Fikret'in hikayesini uzun uzun yazacaklar. İndir şu oyuncağı elinden. Adam öldürmek öyle kolay değil. Ama bir yılanı öldürmek kolay. Senin her şeyine katlandım Fikret. Ama ihanetine asla! Kim ateş etti? Banu nerede? Konuş, ne yaptınız ona? Yukarıda. Götür onu buradan delikanlı, götür. Banu! Murat! Neler oluyor sevgilim, ne olur anlat bana. Beni buradan hemen götür Murat. Götüreceğim ama ne oluyor? Her şeyi sana anlatacağım. Evine götür beni, ne olur. Konuş kahve, arabaya ne yaptın? Konuş! Banu'dan kurtulmam lazımdı, çok şey biliyordu. Fidanları bozdum, her şeyi bozdum. İkisi de ölecek. Yürü! İkimizin günahını onlar çekmemeli. Yürü! Bugüne kadar şoförümdün. Şimdi ben senin şoförünüm. Sen benim her şeyimsin. Canımsın. Delirdin mi sen? Durdur şu arabayı! Yavaşla! Kurtarmalıyım onları! Bir kaza yapmadan onları kurtarmalıyım! Fren tutmuyor! Vites geçir çabuk! Değişmiyor!